Evet, günden kalanlardan herkese tekrar merhaba diyelim ve başlayalım. Önce rakamları okuyacağız ve ardından Invest AZ'den bir bağlantımız var. Borsa İstanbul tarafı negatifte. %1'e yaklaşan kayıp olduğunu söyleyelim. 121.052 puan seviyesi. Dolar TL'de 6 seviyesi geçildi. 6.04.68. Euro TL tarafı ise 6.63.44 seviyesinde. Euro dolarsa paritede, yön yine aşağı şekilde ve 1.0969 seviyesinde. Türkiye tahvillerine baktığımız zaman değişim sınırlı. 2 yıllık kağıdın bileşik getirisi 10.29, 10 yıllık kağıdın bileşik getirisinde bir miktar yukarı yönlü hareketlilik gördük bu hafta içerisinde. 10.71 son seviye. Avrupa borsaları da kırmızılarda. Bugün hem Çin salgınına dair haberlerin takip edildiği hem de o tarafta PMI verilerinin beğenilmediğini söyleyebiliriz. Londra tarafında FTSE endeksi 7.460 seviyesinde yarım puanlık bir düşüş var. Fransa CAC'ında da keza yine öyle. Alman DAX endeksi 0.69'luk kayıp var ve İtalya tarafında sınırlı bir düşüş olduğunu söyleyelim. ABD borsalarında da yön aşağı şekilde. Tarım dışı istihdam verilerini karşıladık. Bir yandan beklentinin üzerinde gelse de bugün için yön aşağı, kırmızıları görmekteyiz. Dow Jones endeksi 0.65'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. S&P 500 ve Nasdaq tarafında ise yarım puana yaklaşan bir geri çekilme var. Şimdi Invest AZ'ye dönelim. Halime Gıcır orada. Halime merhaba. Bugün için piyasaları nasıl özetlersin? Haftayı artık bitiriyoruz bir yandan da. Ve genel olarak küresel risk iştahının da bozulduğunu görmekteyiz. Merhabalar Gözde Hanım. Haftanın son işlem günündeyiz. Bugün piyasalar haftanın geneline göre daha fazla satıcılı olduğunu görüyoruz. Açılış BIST tarafına baktığımızda açılışımızda 122.476 puandan yapmıştı. Yatay bir başlangıçtı. Ancak günün devamında sert bir satış baskısının olduğunu görüyoruz. Kapanış öncesinde 121.000 seviyesinin hemen üzerinde bir fiyatlaması var. 121.000 seviyesi kırılırsa 120.000 seviyesini destek olarak takip edeceğiz. Yukarı yönlü fiyatlamalar için de 122.000 ve 123.500 dirençlerine bakıyor olacağız. Bu hafta veri bakımında oldukça yoğun geçmişti. Özellikle ABD tarafından gelen verilerin beklentilerin oldukça üzerinde kalmıştı. Bugün ABD tarafından tarım dışı istihdam verileri geldi. Aralık ayında 145.000 ile beklentilerin oldukça altındaydı. Bu ayki beklentiler 160.000 seviyesindeydi. Ancak beklentinin çok çok üstüne gelerek 225.000 olarak açıklandı. Açıklamalar sonrasında dolar endeksindeki yükseliş hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz. 98.65 seviyesine kadar bir yükseliş hareketi gördük. Haftanın genelinde dolar endeksi biliyorsunuz yukarı yönlü fiyatlamalarla geçirmişti. Gelişen ülke para birimlerinde de baskı yaratmaya bugün de devam etti. Dolar TL tarafındaki etkisine bakarsak jeopolitik risklerden dolayı TL varlıklarında zayıf görüntü bugün de devam etmekte. Kur tarafında 5.99 seviyesini aşmış durumda. Şu an için hedefler 6 ve 6.10 olarak görünmekte. Geri çekilmelerde 5.98 ve 5.95 desteklerini takip ediyor olacağız. ABD tarafından beklentilerin altına gelen bir verimiz var. O da işsizlik rakamları %3.6 olarak beklentilerin oldukça yüksek bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Euro dolar tarafında da satış baskısı bugün de devam etmekte. 1.0950 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda da 1.0950 altında 1.0940 ve 1.0930 desteklerini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1.0950 ve 1.0970 dirençlerine bakacağız. Son olarak altın tarafına bakabiliriz. Özellikle ABD Çin arasındaki birinci faz anlaşmasının bağlılık tekrarı yapılmasıyla birlikte altın tarafında bir miktar bir toparlanma gördük. Tekrar 1.565 bantının üzerinde fiyatladığını görüyoruz. 1575-1590'lar direnç olarak takibini yapacağız. Geri çekilmelerde 1550'ler, 1535'ler takip edilebilir Gözde Hanım. Evet Halime, çok teşekkür ederiz aktardığın bilgiler için. İyi hafta sonları dileyelim sana da. Ve şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından Ankara gündemiyle devam edeceğiz. Evet, günden kalanlar devam ediyor. Tekrardan tanıtayım, konuğum burada. Vahap Taş'tan bizlerle bugün Cuma günü bize eşlik edecek. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, şimdi sohbete başlayacağız ama Ankara'ya dönelim. Alican orada bizi bekliyor, bekletmeyelim. Alican merhaba tekrardan. Ve gündem muhakkak yine yoğundur ama hangi başlıklar özellikle ön plana çıkıyor senden dinleyelim.
İdlib konusunu zaten bütün hafta konuştuk Gözde seninle. O konu üzerindeki gelişmeler devam ediyor. Özellikle Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında sahada neler olacak? Yeni toplantılar gerçekleştirilecek mi gibi sorular gelmeye başlamıştı. Dün itibariyle Rusya'dan bir heyetle heyetin Türkiye'ye geleceği ve görüşmelerin gerçekleştirileceği söylenmiş. İşte o heyetin ne zaman geleceği belli oldu. Yarın Rus heyeti, ki içinde hem askeri hem diplomatik yetkililerin olduğu, dışişleri yetkililerin olduğu bir heyet olacak, Türkiye'ye gelecek ve görüşmeler gerçekleştirilecek. İdlib'de son durum, rejimin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gözeterek vurması, saldırması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözlem noktalarının durumu, yapılan son açıklamalar, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay sonuna kadar rejime süre verdiği, daha önceden İdlib mutabakatı çerçevesinde çatışmasızlık bölgeleri olarak belirlenen ve sınırları çizilen noktaların gerisine çekilmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu hatırlanacağı gibi Ankara. Tüm bu konuların etraflıca değerlendirileceği, detaylıca konuşulacağı bir toplantı yarın itibariyle gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı bugün itibariyle. Ve eğer ihtiyaç duyulursa liderler arasında da bir görüşmenin gerçekleşebileceği ifadesi kullanıldı. Yani yarın heyetler arası toplantıdan çözüm alınamaması veya bir şekilde ihtiyaç duyulması durumunda Erdoğan Putin'in bir yüzle toplantısı da gerçekleşebilir. İdlib'deki durum hala ciddiyetini koruyor. Bugün Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle vehametini koruyor dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'nin tüm çabasının kalıcı ateşkesin sağlanması, rejimin saldırılarının son bulması ve bir an önce siyasi çözüm aşamasına geçilmesi olarak da açıklandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de bugün gündemindeydi. Bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO müttefikimiz Türkiye'ye tam destek veriyoruz yönünde açıklama geldi. Bu kapsamda Suriye konusu ve özellikle İdlib konusu konuşulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin yanında olduğunu ve Türkiye ile Rusya arasındaki temasların da devam ettiğini söyleyelim ki bugün güvenlik kaynaklarının da vermiş olduğu bazı bilgiler var. Hem sahada hem de karargahta, yani hem İdlib bölgesinde hem de Genelkurmay başkanları olsun, savunma bakanlıkları olsun yetkililer arasında Rusya ile koordinasyonun devam ettiğinin özellikle altı çiziliyor. Gözlem noktalarıyla ilgili olarak ki dün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da benzer yönde açıklama gelmişti. Gözlem noktalarının yerinde herhangi bir değişiklik yok, yapılmayacak. Tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ve son yapılan takviyelerle, bilindiği gibi takviyeler de devam ediyor. Hem gözlem noktalarına hem de yeni belirlenen kontrol noktalarına yeni Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları yerleştiriliyor. Bu noktada gözlem noktaları olası saldırılara en sert şekilde yanıt verecek düzeyde açıklaması, güçlü açıklaması geldi bugün güvenlik kaynaklarından. Türkiye'nin önceliğinin saldırıların durdurulması olduğu söylendi. Ve dediğim gibi Rusya ile de tam koordinasyonun sürdüğü söylendi. Dolayısıyla haftayı özellikle dış politika kapsamında İdlib'deki gelişmeleri konuşarak kapatıyoruz gibi gözüküyor. Yarın önemli toplantılar olacak. Toplantı sonrası herhangi bir değerlendirme gelecek mi? Şu an itibariyle belli değil ama Şubat ayının Suriye'deki gelişmeler ve özellikle İdlib'le ilgili olarak çok kritik bir ay olduğunu söylemekte fayda var. Rejimin bir yandan ilerleyişinin devam ettiği yönünde sağdan bilgiler geliyor. Rejimin ilerleyişi devam ettikçe göç dalgasının devam ettiği yönünde yine bilgiler geliyor. Bu kapsamda bu konular Ankara'da konuşulmaya devam edecek. Bu kapsamda hem Türkiye-Rusya ilişkilerini hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de konuşacağız gibi gözüküyor. Bunun dışında özellikle dış politika ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamış olduğu Orta Doğu planı, İsrail-Filistin planı üzerindeki yorumlar gelmeye devam ediyor. Bugün yine Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalar geldi konuyla ilgili olarak. Filistin'i dinleyebiliriz ama çok da fazla sabretmeyiz yönünde Kushner'dan açıklamalar var bu konuyla ilgili. Bilindiği gibi Türkiye bu konuda zaten tavrını net olarak ortaya koymuş durumda. Bu yöndeki açıklamalar da devam edecek. Yine Avrupa Parlamentosu'na yönelik Türkiye'den tepkiler bugün de geldi. Terörle mücadele konusunda Ankara'ya destek verilmediği, tam tersine terör örgütüne Avrupa Parlamentosu'nda yer verildiğiyle ilgili olarak hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem Dışişleri Bakanlığı'ndan tepkiler bugün gelmeye devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz gün Avrupa Birliği üzerine verilen yakın sıcak mesajlar sonrası parlamentonun, Avrupa Parlamentosu'nun bu hareketinin Türkiye'de tepkiyle karşılandığını tekrarlayalım. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde de hem yazışmalar hem de bu konuyla ilgili yorumlar da sürdürülecek. İç politikada da tartışmalı noktalar var bilindiği gibi. Siyasi partiler arasında özellikle bugün
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamaları üzerine bir suç duyurusunda bulunuldu. AK Partili vekiller tarafından 6 vekilin hem İlker Başbuğ ile ilgili hem Dursun Çiçek ile ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatalım. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlker Başbuğ'a destek verdiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü, gelecek hafta salı grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım yönünde bir açıklaması oldu. Dolayısıyla özellikle AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bu tartışma devam ediyor. Yine CHP ile MHP arasında da MHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir suç duyurusu var. Bu yöndeki tartışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bir yandan da dış politikadaki bu gelişmeler dışında afetlerle, felaketlerle mücadele ediyor Türkiye. İç siyasette de siyasi partilerin siyasi gündemle ilgili tartışmalarını sürdüğünü de söyleyelim. Dolayısıyla yoğun olarak dış politika gündemi ve bu yoğun dış politika gündemi içinde de en önemli başlık olarak da İdlib gündeminin bugün de Ankara'da çok konuşulduğunu söyleyelim. Tekrarlamakta fayda var. Yarın Rusya'dan bir heyet Türkiye'de olacak. Askeri ve dış politikadan oluşan, diplomatik yetkililerden oluşan heyet İdlib konusunda tüm detayları ayrıntılı bir şekilde Türkiye ile görüşecekler. Sonrasında ne gibi açıklamalar yapılacak onları da takip edeceğiz diyelim. Sözde tekrar Ankara'dan İstanbul'a Gözde sana bırakalım. Çok teşekkür ederim Can. Değerlendirmeler ve bilgiler için sağ ol. İyi hafta sonları dileyelim sana da. Şimdi sohbetimize başlayacağız. Vahap Taşlar'la birlikte tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi bu hafta bir kere neler karşıladık? Hangi veriler vardı? Nasıl bir hafta geçirdik? Biraz böyle özetleyelim dilersen. Ardından Borsa İstanbul tarafına geçeriz. Borsa İstanbul'da tabii bugün içerisinde baktığımız zaman yine yön kırmızıydı. Dolayısıyla haftayı bakalım nasıl tamamlamış olacak, onu da konuşacağız. Nasıl bir hafta geçirdik sence? Yani aslında genel çerçeveyi şöyle çizecek olursak biz hala dış piyasalardaki rüzgardan oldukça net bir şekilde etkileniyoruz. Yani dışarıda ne zaman risk iştahı yüksek olsa içeride bize de bu şekilde yansıması oluyor. Biz zaten hani günlük açılışlarda biraz daha o dış piyasadaki rüzgarın hareketinin ağırlığını biraz da artırdık. Yani işte dışarı çok negatifse biz işte günlük önerilerde mesela biraz daha tedbirli kalmayı tercih ediyoruz. Neyi takip ettik? Tabii ki yani bu işte Çin'deki salgının küresel piyasalara ne ölçüde yansıyacağını. Zaten işte Şangay Endeksinin tatilden dönüşünden sonra işte o gapli açılışı aşağı yönlü tekrardan toparlanması. Çok sert bir düşüş gördük. Evet, ama sonrasındaki toparlanma bize biraz daha cesaret verdi. Biz de en azından işte belki farklı yerden bakarsak bir taraftan düzeltme, bir taraftan da şok bir düşüş. Ama o toparlanmayı biz biraz daha dış piyasalardaki o rüzgarın ılımlıya dönmesiyle açıklıyoruz. Bu çerçevede de baktığımızda işte yeniden bir 124 bin denemesi oldu, gerçekleşti. Ama ikinci kez aşamadığımız bir seviye orası, 124 bin seviyesi yakın zamanda. Bunun getirdiği bir isterseniz kar satışını, isterseniz kısa vadeli bir dönüş hareketi deyin. Genel çerçevede ama tamamen trend bozuldu demek için aslında oldukça erken. Biz hala işte zaman zaman fırsat bulduğumuz noktada hisse önerilerini hala vermeye çalışıyoruz. Evet, tabii Çin bu anlamda çok fazla tedbir alıyor değil mi? Bir yandan da Çin Halk Bankası, yani oranın merkez bankası, elinden geldiğince adeta canla başla mücadele ederek piyasaya likidite sağlıyor. Bir yandan faizleri düşürüyor ve atılacak adımlarla ilgili olarak da sinyalleri de veriyor aslında bunların devamı gelecek diye. Bu aslında yani ekonomik açıdan yapısal bir şok artık Çin'deki olan ve Çin'in dünya ekonomisi içerisindeki büyüklüğünü zaten göz önünde bulunduracak olursak ve artık küreselleşme açısından Çin'in geldiği noktayı, yani 2000'lerle çok genelde karşılaştırılıyor. Ben o karşılaştırmaya çok katılmıyorum. 2000'lerdeki Çin'le yani tamamen tek sebebi, tamamen sebebi aslında küreselleşmeyle alakalı olarak. Küresel ekonomiye çok fazla empoze içine girememiş bir Çin vardı. Şu anki Çin çok daha farklı. Her türlü yani artık sermaye mobilitesi değil tek konu. İnsanın iş gücünün mobilitesiyle ilgili olarak olan bir şey. Bir de zaten çok sonrasında dünya ticaret örgütüne girişiyle başlayan bir süreç var. Kesinlikle değil mi? Öyle. Artık yani Çin'in dünya ile ilişkisinin çok daha hızlı olduğu, çok daha geliştiği bir noktadayız. Bu çerçeveden bakış okursak 2000'lerle çok fazla karşılaştırmamak gerekiyor. Dolayısıyla Çin'deki sadece bir ekonomik hareket değil. Bu minvalde bir yapısal şok da açıkçası dünyayı etkileyecek boyutta. Bunun en büyük zararında geçen sene olduğu gibi, yani geçen sene işte bu ABD-Çin ticaret savaşında en çok zarar gören, artık ona aktör diyeceğim, Nesne, ama Avrupa oldu.
Yine bakıyoruz benzer sinyaller Avrupa'dan yine gelmeye başlıyor. Kemal'lerde hafif bir toparlama var. Gelecek beklentileri belki iyi ama hala rakamlar kötü. Net bir Çin etkisini Avrupa'da da görebiliyoruz. Evet, Avrupa tarafındaki veriler gerçekten de dediğin gibi aşağı yönlü zaten devam ediyor. Trendin aşağı yönlü olduğunu hani bu hafta içerisinde gerçi yine yükselen birkaç veri de görmedik değil ama genel hatlarıyla trendin ekonomik veriler anlamında da aslında halen de dediğin gibi zayıf seyre işaret ettiği söyleniyor. Bu anlamda Lagarde'ın da mesajları vardı. Her ne kadar söylemlerinde bir değişiklik olmasa da aslında hani yine aynı benzer uyarıları yapmış durumda. Peki oradan geçelim Borsa İstanbul tarafındaki bu kar realizasyonu da belki denilebilir ama genel olarak sektörlerde bu hafta neler yaşadık? Yani bir bankacılık sektörü tarafını bir konuşmak lazım. Havacılık sektörünü ayrıca bir konuşmak lazım. Özellikle son yaşanılan gelişmelerle birlikte. Bu konuda neler söylersin? Şimdi 100 endeksinin şöyle genel bir resmini çekecek olursak şunu söyleyelim. Şu an Borsa İstanbul 100 endeksi içerisindeki şirketlerin %98'i yani 98'i sadece 200 günlük ortalamasının üzerinde. Bunu eğer 30 endeks için değerlendirirsek 93 tanesi. Şu an işte 98'den kalan ikisi yanılmıyorsam Tekfen ve Tüpraş yanlış hatırlamıyorsam. Sadece onlar 200 günlük ortalamasının altında. Biraz daha resmi geriye saracak olursam biz tüm yani Borsa İstanbul içerisindeki tüm şirketlerin performansı hem biz 100'ün üzerinde hem BIST 30'un üzerinde. Yani yavaş yavaş küçük şirketler de rağbet görmeye başladı. Yerli yatırımcının burada biraz daha ilgisinin arttığını düşünüyoruz ki işte aylık yabancı yatırımcı istatistikleri açıklanıyor. Haftalık bazda Merkez Bankası açıklıyor. Aylık bazda Borsa İstanbul açıklıyor biliyorsun. Onlarda bile yabancının bir miktar çıkış yaptığını görsek dahi endekslerde bir yukarı hareket var. Şimdilik 124-125 patinaj çekebileceğimiz bir yer. Zaman zaman kar satışı alabileceğimiz bir yer. Bizim endeks hedefimiz şu anda 134.000'lerde. İşte bir takım yukarı revizyonlarla gerçekleştirdik şirket bazında konuşacak olursak ama bu yukarı revizyonların ana gerekçesi aslında işte faiz oranı, risksiz faiz oranındaki düzeltmeden kaynaklı olarak ama şu anki endeks hedefimiz bizim 134.000'lerde. Bu son hareket bir miktar düzeltme getirebilir mi? Mümkün. Yani 117-119 beni çok fazla korkutmuyor. Hatta 115.000'lere doğru olası bir hareket gelirse de çok korkutmuyor. Çünkü aşağıda bekleyen bir yatırımcı kitlesinde olduğunu düşünüyoruz. Yeniden hacimli bir artışla endeksin yukarı gidebileceği görüşündeyiz ama bu zaman zaman düzeltmeler de mümkün bana kalırsa. Evet, bu arada tabii bugün TÜİK verileri de açıklandı. Orada da baktığımız zaman yine Borsa İstanbul tarafı senin de dediğin gibi yatırımcılar açısından cazip. Özellikle de işte küçük yatırımcılardan bahsettiğimiz zaman hem tüm endeksle BIST 30 arasındaki farktan da yola çıkacak olursak senin de dediğin gibi yine Borsa İstanbul tarafı cazibesini sürdürüyor. Bununla ilgili bir grafiğimiz vardı. Onu da ekrana getirirse bir yandan arkadaşlarımız belki üzerine de bir miktar sohbet ederiz. Hani altın tarafı yine en iyi kazandıranlar tarafında. Tahvil bono tarafı bir miktar daha aşağıda olsa yine getiri anlamında pozitif. Amerikan doları tarafı mesela euro tarafı negatif gözüküyor bu anlamda. Bu tabii aylık yani bu ay için Ocak 2020 reel getiri anlamındaki mevduat faizde mesela yine orada eksi olarak gözüküyor. Ya bu ayın zaten bu ayın yansıması biraz daha geçen senekiyle benzeşiyor. Hani biraz şeyden gideyim yani geriden gideyim. Eğer külçe altın veya direkt altının kendisini konuşacak olursak. Zaten 2020 beklentilerinde yüksek bir ons altın beklentisi hakim. Yani 1600'lerin üzerinde bir ons altın beklentisi var. Kurum biraz daha baskılanmış kaldığı görüşü var. Bu çerçeveden bakacak olursak gram altın için eğer konuşacaksak zaten yukarı hareket bekleniyor. İkincisi zaten geçen yıl yani 2019 Borsa İstanbul için zaten çok iyi ciddi bir getirinin olduğu yıl oldu. Belki model portföy üzerinden de bir miktar konuşuruz evet, ama genel çerçevede yani geçen sene içinde model portföylerinde getirilerinin çok yüksek olduğu bir dönemdeydik. O taraftan bakacak olursak aslında 2019'un bir benzeri işte Ocak ayı içinde kendini gösterdi. Şubat, Mart belki biraz daha yani bu resmin biraz daha değiştiği bir zamana denk gelebilir.
belki hem altın için hem Borsa İstanbul için getirilerin biraz daha düştüğü döneme karşılık gelebilir. Ama genel resmin 2020'de de yani külçe altının belki biraz daha öne çıkacağı bir döneme geçebiliriz ama borsadaki getirilerine devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi tabii bizim seyircilerimiz tarafından sorulan sorular şüphesiz altınla ilgili. Hı-hı. Beklentiler tabii o 1600 doların üzeri olabilir ama bir süredir o dar bantta sıkışmış rakamları da aslında takip ediyoruz. Nitekim bu Çin salgınına rağmen parantez içerisinde ne olursa belki de o seviyelerin üzerine çıkılabilir. Belki de onu da düşünmek lazım tabii. Piyasa aslında yani altına niye talep olacak piyasada? İşte en basit mantığıyla bir güvenli varlık talebi oluşacak ki. Onu şu an için çok fazla ön planda olmadığını görüyoruz. Çünkü hani benzer varlıklarla karşılaştıralım. Dolar yen 110 seviyelerinde. İşte VIX endeksi geçen hafta çok büyük bir sıçrama yapmıştı. O sıçramanın ardından şimdi tekrardan kendi ortalamalarına düşük seviyelere dönmeye başladı. Gümüşte bir miktar hareketlenme var ama şu an için altını tetikleyecek düzeyde değil. Tek düşündüren nokta beni 2016'da hatırlarsınız CFTC kontratta, CFTC pozisyonlarda altına dayalı vadeli kontratlarda çok rekor seviyede bir long pozisyon birikmişti. No long pozisyonlar şu anda 2016'daki zirvesinin de çok daha fazla üzerinde. Yani altının hareketinin söneceğine dair bir belirti belki bu. Çünkü artık aşırı alımlara gelmiş bir seviyede ama hala da daha altın talep görüyor. Yani piyasada bir miktar insanlar kendilerini hedgeleme niyetinde borsalar tarafında yükseliş sürüyor. S&P'ye bakıyorsunuz 3300'lerde, 3500'lere doğru bir hedef koymuş durumda. DAX biraz daha geri kalmış durumda. İşte Avrupa'da bu saydığım nedenlerden dolayı daha çok. Ama genel çerçevede risk iştahı hala yüksek. Bu ortamda altın hala 1500'lerin üzerinde net bir şekilde tutunuyor. Rekor long pozisyonlara rağmen. Bunların hepsini biriktirdiğimizde 1600 üzeri zaten hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz. O yüzden gram altın yatırımcıları varsa hani buradan da yani nereye varacağız sorusunun cevabında da gram altın yatırımcıları varsa bana kalırsa bu yıl devam edebilirler tutmaya. Bu seviyelerden de düşünülebilir tabii ki. Evet, altın yatırımcısı farklı bir kategori tabii. O altın severler Türk milletinde değil mi? Öyle bir kitle var. Altın tutmayı her halükarda yüksek de olsa vazgeçmeden talep olabiliyor. Şimdi Borsa İstanbul tarafını kapatacağız tabii bir yandan da az sonra. Evet, kapandı an itibariyle de %1.04'lük bir geri çekilme gördük. Cuma günü kapanışında 121.015 puan seviyesi. Enver Erkan telefon attığımızda Tera Yatırım ekonomisti Enver Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi bugün için tabii yön aşağı. Genel olarak haftayı nasıl değerlendirirsiniz ve bugünü? Evet, özellikle dolar-tl kurunda son 45 dakikadır etkin olan bir yükseliş hareketi görmekteyiz. Özellikle hani haftanın genel seyri tabii kur tarafında çok yatay bir görüntüyü işaret ediyordu. 5.98-5.99 gibi bantlarda takılı kalan bir görüntüsü vardı. Şimdi o 6 lira seviyesindeki psikolojik eşiği kırmasıyla beraber yukarıda sonraki teknik seviyeler çok hızlı bir şekilde giden bir dolar-tl kuru var ki aslında yükseliş öncesinde sıkışık bantta seyrederken bile halen yüksek seviyelerde aslında genel yukarı yönlü trend görüntüsünü devam ettiriyordu kur hareketi. Tabii Amerika'dan açıklanmış önemli bir veri var ki bu hafta zaten genel olarak Amerikan verileri çok sağlam bir görüntü sergiledi. Bugün de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde geldiğini görüyoruz. Küresel çapta o hafta içerisinde artan risk iştahı ise biraz daha dengelenen bir görüntü sergileniyor ki koronavirüs konusundaki tehdit halen tam olarak ortadan kalkmamış olsa da virüse ilişkin olarak vaka sayısı, ölüm sayısı halen artıyorsa da piyasa aslında optimistik bir bakış açısıyla değerlendirmeyi tercih etmişti ve biz tekrar o risk alma iştahının 3 gün boyunca etkin olduğunu görmüştük. Bugün biraz daha bu hareketin dengelenen bir görüntüsü var. Biz tarafında da gün içi stratejideydik ama son birkaç dakikadır dolar-tl kurundaki artış da BIST hareketini biraz daha aşağı doğru çekmiş görüntüde %1 civarında orada da bir kaybın ortaya çıktığını görüyoruz. 122 bin lira tutunması lazım tekrar yukarı doğru hareketin etkin bir hale getirebilmesi için. Kur tarafında da 6-6-10 bandı tabii
altı psikolojik bandın üzerine doğru geçilmesi de bu eksende hareketlenmeden devam edebilir. Yine tabii küresel yatırımcının risk alma iştahı ve buna etkileyen faktörler takip edilecek. Özellikle hisse senedi piyasasına olan para akımları anlamında. Amerika'dan açıklanacak önemli veriler var. Önümüzdeki hafta Powell'ın senatör önündeki konuşmaları var. Tabii bizim tarafa da baktığımız zaman özellikle CDS primindeki seyir son dönemde İdlib ve çevresinde artan jeopolitik riskler gibi konular gündemin içerisinde yer ederse bir hale gelmiş durumda. Ama kur tarafı biraz daha belki hareketlenebilir. Biz üst tarafında ise eğer biz koronavirüsü konusunu piyasalar biraz daha göz ardı etmeye devam ederlerse yurt dışı piyasalarına uyumlu bir şekilde yukarı doğru hareket eğiliminin devam etmesini bekleriz. Orada da 123 binler, 124 binler bu yukarı doğru hareketlenmede yakın vadeli hedef seviyeleri olabilir gibi görünüyor. Peki Enver Bey, çok teşekkür ederiz değerlendirme için. Devam edelim. Şimdi Vahap Bey, tabii bir yandan da konuşuyoruz. Borsa İstanbul tarafı bugün negatif kapandı dedik. Genel olarak 2020'ye dair nasıl bir senaryo çizmek gerekiyor? Belki biraz da onu konuşmak lazım. Sizin bu yıl için model portföyünüzde mesela hangi hisseler var ağırlıkta olarak? Hep bankacılık sektöründen bahsediliyor. Hı hı. Bu yılki bankacılık kar raporunuz 2019'a dair neler anlatır? Sizden dinleyelim. Şimdi model portföyümüzde bir tane banka var. Yapı Kredi şu anda tutuyoruz. Kredi Suisse'deki son gelişmelere rağmen ki işte dün yanılmıyorsam MKK'ya büyük miktarda bir, hatta hepsini kaydettirdiler MKK'ya. Hı hı. Bunun belki bir satış getireceği ihtimali söz konusuydu ama hala Yapı Kredi tutmaya devam ediyoruz. Onun haricinde de sanayi şirketleri şu anda ön planda. Eğer şöyle yıl başından bu yana bir performans değerlendirecek olursak da İşte Borsa İstanbul yaklaşık %6'larda bir prim yaptı yılbaşından bu yana. Şu anda bizim model portföy yanılmıyorsam %12'lerde, %12.3'lerde bir getiri sağlamış durumda. Yani Ocak ayı ve işte Şubat'ın ilk haftasındaki o satışa rağmen iyi getiri sağladık. Eğer geçen seneyi konuşacak olursak da işte şu anki model portföyümüz 168'lerde bir nominal getiri sağlamış durumda. 2019'u hem borsa bazında hem de şirketlerin hazırladığı bu portföyler bazında iyi değerlendirdik. Dün aslında öğleden sonra gelen satışlarda belki BDK yani bu bankacılık sektörüne ilişkin kanunda yapılacak değişikliklerin bir miktar yarattığı baskı söz konusu. Onun çok ciddi manada bir gelir kısıntısı yaratacağını çok fazla düşünmüyoruz. Çünkü yani işte bu komisyon gelirleri vesaire şu anda bankacılık sektörünün toplam gelirinin %12'lik bir kısmını oluşuyor. Yani %12'lik bir kısmın bir miktarının artışını sınırlayacak bir gelişme olarak düşünüyoruz. O yüzden bankalar tarafındaki işte bu son düşüşün hatta bir miktar belki alım fırsatı da verebileceğini düşünüyoruz. Eğer şöyle özel kamu değerlendirecek olursak da tabii ki özel bankalar için biraz daha baskı yaratabilecek bir etkendi. Ama fiyatlaması da aslında olduğu gibi 2019 için konuşacak olursak da 49 milyar TL'lik bir işte sektörün yarattığı bir komisyon geliri var. İşte bu sınırlanmaya nihai olacak durumda. Biraz daha bu kanun teklifine baktığımızda işte yani BDDK'nın sektöre ilişkin atacağı adımlarda biraz daha esneklik sağlanmış durumda. Regülasyonlar piyasalar tarafından genel olarak çok fazla, bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada var olan bir şey. O yüzden yani piyasa biraz bundan ürkmüş durumda ama genel resmi çok fazla bozacağını düşünmüyoruz. Bankalar tarafında da hala bu alışı sağlayacağını düşünüyoruz. Karlar tarafına gelecek olursak da işte Aralık ayı kar rakamları açıklandı. Genel çerçevede yani fena değil diyebileceğimiz bir rakamlar. 2020 için belki biraz daha farklı konuşabiliriz. Ama işte büyük miktarda bir karşılık gideri söz konusu. Şu anda karların bir kısmının o tarafa aktarıldığını, yani o tarafa geçtiği düşünüyoruz. 2020 için konuşacak olursak da bu kredi genişlemesinde belki kamu bankaları için biraz daha sermaye ihtiyacının doğabileceği de görüşündeyiz açıkçası. Evet, şimdi bir de Londra tarafına dönelim. Ceren Dilekçi orada. Bir virgül koyalım burada. Ceren, merhaba, hoş geldin yayınımıza. Şimdi bugün için genel olarak küresel risk iştahının bozulduğunu gördük. Avrupa tarafında da negatif yönlü seyir devam ediyor. Ne dersin, bugün için Çin salgını dışında neler fiyatlanıyor?
Merhabalar Gözde. Evet, haftanın son işlem gününde Avrupa borsalarının genelinde trendin terse döndüğünü görmekteyiz. İlk 4 gün iyimserlik vardı endekslerde. Rekor seviyeler test edilmişti. Fakat bugün yeniden endeksler satışa döndü ve günü %1'e yaklaşan oranda düşüşlerle tamamlamaya hazırlanıyor. Tabii bunda hem Avrupa'nın genelinden gelen kötümser sanayi üretim verilerinin etkisi var. Hem de diğer yandan koronavirüsü endişelerinin yeniden piyasalara yön verdiğini görmekteyiz. Çünkü hep size aktardığınız önceki yayınlarda dünya ekonomisi üzerinde %0.2 ile 0.4 arasında negatif etki yaratması beklenmekte. Çin'e ilişkin büyüme tahminlerinde kurumlar teker teker aşağı yönlü revizyona gidiyor. Keza dün Avrupa Merkez Bankası Lagarde da aslında koronavirüsünün aşağı yönlü riskler arasında yer aldığını söyledi. Yani merkez bankalarının da ajandasına girmiş durumda. Şirketler de daha çok Çin'le iş yapan şirketler tahminlerini aşağı yönlü revizyonlarına gidiyorlar ve planlarını yeniden gözden geçirmeye başladılar. Bugün İngiliz lüks perakende üreticisi Burberry bir açıklama yaptı ve Çin'deki 64 mağazasından 24'ünü kapatacağını açıkladı. Çin'de düşen talep nedeniyle şirket 2020 yılında ilk çeyrek tahminlerinde yakalayamayacağını belirtti. Tabi bu açıklamanın ardından hisseleri %1'in üzerinde değer kaybediyor. Çünkü Burberry'nin satışlarında Çin'in payı %40 seviyesinde. Dün de yayınımızda aktarmıştık. Bir diğer şirket ise Fiat Otomotiv Şirketi. Çünkü otomotiv şirketlerinin Çin'de ağırlıklı olarak yatırımları var ve parça tedariği noktasında Çin'den önemli oranda ithalat yapıyor otomotiv şirketleri. Fiat da Çin'den gelen parça tedariğindeki yaşanan sıkıntıları gerekçe göstererek Avrupa'daki fabrikalarından birini kapatabileceğini belirtti. Oradan gelecek açıklamalar takip edilecek. Keza biz geçtiğimiz günlerde Honda ve Toyota'nın da Çin'deki fabrikalarında üretime ara verdiğini duyurmuştuk. Toyota da bu süreyi erteledi ve bir hafta daha geç açacağını, yani 17 Şubat gibi üretime devam edeceğini söyledi. Fakat tabii takip etmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızı aslında fabrikaların planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir. Diğer tarafta Almanya'dan gelen sanayi üretim verisi önemliydi. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Aralık ayında %3.5'lik düşüş yaşandı sanayi üretiminde ve finansal krizden bu yana en sert düşüş kaydedildi Gözde. Ki dün de biz fabrika siparişleri verisini görmüştük. O da Aralık ayında 10 yılın en düşük seviyesine geri demişti. Tabii Almanya resesyona giriyor mu girmiyor mu çok sık konuşuyoruz. Bu son gelen verinin ardından gözler haftaya gelecek büyüme verisine çevrildi. Ve aslında Almanya'nın 2019 yılını daralmayla kapatabileceği beklentileri güçlendi. Diğer taraftan diğer ikinci büyük ekonomisi Avrupa'nın Fransa ekonomisi de sinyal veriyor. Orada da %2.8'lik bir düşüş yaşandı. Tabii orada protestoların etkisi vardı. Ocak ayı itibariyle oradaki trendin biraz daha tersi dönmesini bekleyebiliriz. Fakat önümüzdeki hafta gelecek büyüme verilerinde olacak gözler. Evet Ceren, bu arada tabii Huawei konusunda yeni gelişme var. Biz de az önce KJ'de gösteriyorduk. Trump çok kızdı Boris Johnson'a bu konuyla ilgili olarak demiş Financial Times. Nedir son gelişme? Evet, ABD'nin baskısına rağmen, Trump'ın baskısına rağmen hem İngiltere hem de Avrupa Birliği Huawei ile 5G konusunda çalışmaya karar vermişti. Ve Trump bu konuda sessiz kalmıştı. Fakat Financial Times'a bir haber yer aldı. Ve bu habere göre Trump geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili Johnson'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve burada tepkisini sert bir şekilde dile getirdi Johnson'a. Bunun ardından gözler Huawei'in rakiplerine çevrildi. Ericsson ve Nokia'ya. Çünkü burada bir alternatif arayışı var ABD'nin. Huawei karşısında hangi şirketleri destekleyelim arayışı var. Ericsson ve Nokia'nın çoğunluk hissesini alabileceği ya da bu şirketlere yatırım yapabileceğini söyledi ABD Adalet Bakanı. Az önce de bir son dakika geçti. Ericsson ve Nokia'nın CEO'ları Merkel'le görüştü ve Deutsche Telekom Nokia'dan ürünlerini geliştirme çağrısında bulundu. Çünkü geçtiğimiz aylarda, yani Kasım Aralık gibi görüşme gerçekleştirmiş yetkililer ve 5G konusunda Almanya Nokia'yı yetersiz bulduğunu açıklamıştı. Fakat Huawei konusunda baskının artmasının ardından biz yeniden aslında görüşmelerin tekrar gündeme geldiğini söyleyebiliriz Gözde. Ceren, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için, sağ ol. Şimdi devam edelim, petrol fiyatlarını da konuşmak gerekiyor. Bir yandan Çin salgını tabii Çin'deki üretimi durdurma noktasına getirdi. Pek çok kentte hem karantina hem fabrikaların kapandığını ilk bölümde Cüneyt Başaran'la da konuşuyorduk. Chrysler'inden Toyota'sına, IKEA'sından Starbucks'ına hem hizmet hem sanayi tarafı üretimler durmuş durumda. Bunun ne zaman açılacağı da belirsiz. 3 milyon varil bir kısıntıdan, yani %15 olarak bugün Çin tarafından açıklama gelmiş. Petrol arzında bir
petrol talebinde bir azalmadan bahsediliyor. OPEC burada her ne kadar çeşitli önlemler almak için seferber olsa da orada Rusya'nın da direnişi var. Ne dersin, petrol fiyatlarında önümüzdeki dönemde ne görebiliriz? Çin'le ilgili şunu söyleyeyim. Yani aslında rafine edilecek petrol talebinde bir azalma var. Çünkü işte rafinelere girer ham petrol. İşte full oil, benzin vesaire şeklinde çıkıyor. O petrol talebinde %15 bir azalma var ki oldukça yüksek bir rakam. Eğer Çin için konuşacak olursak ve dünya petrol talebi için konuşacak olursak. Bir dönem geçen sene özellikle bu Suudi Arabistan'daki patlamadan sonra, Aramco'daki patlamadan sonra ilk baktığımız şey hemen işte OECD'de ülkelerindeki petrol stokları ne durumda diye oldukça yeterli seviyedeydi. Muhtemelen önümüzdeki 1-2 ay boyunca OECD stoklarında bir artış gerçekleşecek. Bunun petrol fiyatlarında bir baskı yaratacağı noktası ön planda. İki konu var. Yani hem Brent içinden VTI için, hani arada bir fiyat farkı tabii ki var ama hani resim çizecek olursak şöyle bir. İşlerin çok kötü olduğu noktada geçen sene $50'ın altında çok fazla kalmak istemedi petrol. Şu anda da açıkçası $50'ın altına gelecek olursa, ki mümkün, yani çok da uzak değiliz açıkçası. Yani $4-5 gibi yanılmıyorsam bir marj var. Çok fazla altında kalacağı görüşünde değiliz. Ama bundan sonraki seviyesi eğer yukarı gidecek olursa da açıkçası şimdilik $64 veya $70 üzerinde bir petrol fiyatı konuşmak çok makul değil. Hı hı. Bunun belki içeriye yansımasını konuşabiliriz ama bu bir. İkincisi OPEC'te şu anda geçen sene konuşuyor olsaydık veya ondan önceki sene konuşuyor olsaydık OPEC'in en büyük üç üreticisi kimdi? Suudi Arabistan, işte %34'lerde bir payda, işte Irak, İran şeklinde. İran şu anda yanılmıyorsam dördüncü veya beşinci sırada 3.8 milyon varillik bir günlük üretim kapasitesi var. Bunun sadece 1.1 milyon varilini yapabiliyor üretimi. Çünkü satamıyor. Yani evet. Ambargodan kaynaklı. Aslında küresel arzda da bir azalma söz konusu. Ki hani OPEC ve harici ülkeler de bir kısıntıya gitmesine rağmen petrol fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Burada da işte altında baktığımız dolar bir tahminlerini yapanlar bile gördük. Dediğim gibi, yani $50'ın altındaki bir fiyatın şu anki şartlarda çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. Altında baktığımız gibi eğer burada da CFTC pozisyonlara bakacak olursak son 2-3 haftadır petrol kontratlarında vadeli piyasada çok sert satışlar görüyoruz. Yani short pozisyonlar açılmış durumda, piyasa biraz daha tabii bunlar şey, yani spekülatif pozisyonlar. Hece maçlara henüz yani o sırada bakamadım, zaten bu akşam güncellenecek. Ama genel çerçevede spekülatif pozisyonlarda ciddi bir short artışı var, longlarda çok ciddi bir kapanma var. Bu da fiyatların bir süre daha toparlanamayacağını, hatta belki aşağı marjının biraz daha yüksek olacağını bize gösteriyor. Üçüncü bir nokta ABD. Petrol üretimi şu anda 12.9 milyon varillerde ki işte son 2-3 seneyle karşılaştıracak olursak yaklaşık %30'luk bir petrol üretiminde artış var. Yani ABD'yi bütün üreticilerin dışında bırakmanız gerekiyor. Çünkü orada özel sektör biraz daha ön planda. Yine bu tarafıyla bakacak olursak da hala arz fazlasını da tetikleyen bir ABD üretimi söz konusu tabii. Evet, bir yandan da ABD tarafındaki verilere baktığımız zaman halen daha yüksek seviyeleri görmekteyiz. Hı hı. Tarım dışı istihdam tarafı beklenenin çok çok üstünde geldi. Senin yorumun ne olur bununla ilgili olarak? Veri iyi geldi. Yani beklentinin üzerinde zaten 225 bin gibi bir rakam. Hı hı. İçerik bazında işte yani düşündüren birkaç nokta var. En önemlisi çok ciddi bir inşaat katkısı var. Yanılmıyorsam işte yani 44 bin artı sadece inşaat sektöründen geliyor. Zaten yani imalat sektörünün genel olarak zaten istihdamdaki payı çok yüksek değil. 15 bin kişilik bir imalat sektöründen çıkarma var. Sağlık sektörü, yine yanılmıyorsam ulaştırma ve ev hizmetleri sektöründe bir artış var ama bu saydığım son iki sektörün özellikle ücret bazında, yani ücret tarafında konuşacak olsak çok yüksek bir ücret aldığını söyleyemem. O yüzden verinin kalitesi bir miktar düşündürüyor. Yani ücretlerde ortalamada %0.2'lik bir artış gördük. Yıllık da %3.1 yanılmıyorsam, yani rakamı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Bu veri bu haliyle genel ekonomik faaliyet açısından nötr. Rakamın bence beklentinin üzerinde gelmesine rağmen manşete bakarsak veri alıyoruz ama içerik biraz düşündürücü. Enflasyonu besliyor mu? Bana kalırsa enflasyonu da beslediği konusunda ben yine bazı soru işaretleri koyarım. Soru işaretlerini koyarım. Sebebi de şu, dediğim gibi istihdam yaratan sektörlerin ücret büyüklükleri çok yüksek değil. Peki.
Peki bu yorumun ardından bir de önümüzdeki hafta neler göreceğiz? Tabii Powell'ın konuşması olacağını biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Powell'ın konuşmasında özellikle bu koronavirüsle ilgili bir dipnot görmüştük. Ama ABD tarafını etkileyecek bir taraf olmadığına da değinilmişti. ABD tarafında da tabii vakalar olduğunu biliyoruz nitekim. Önümüzdeki hafta bizi nasıl bir hafta bekler sence? Aslında yani bu koronavirüsü konu edinen yani sadece Powell olmayacak. İşte Avrupa Merkez Bankası'ndan da benzer minvalde bir açıklama geldi. Hı hı. Muhtemelen ABD'nin gündeminde de yani Powell'ın gündeminde de olacaktır. Haftaya ama daha önemlisi bir süredir belki gözden kaçırıyoruz. Yani işte bir iktisadi faaliyete çok fazla takıldığımız için. Hı hı. ABD'de enflasyon rakamları açıklanacak. Daha önemlisi sanayi üretim rakamları açıklanacak. Çünkü yani ABD-Çin arasındaki o ticareti de bir noktaya bırakacak olursak ABD'deki imalat sektöründeki şirketlerin bakışı da aslında ekonomiye oldukça önemli. Son dönemde gelen raporlar bir miktar daha orada toparlanma işaret ediyor. ISM olsun, marketin açıkladığı PMI raporlar olsun. Haftaya biraz daha o gündemde olacak. Çin'deki koronavirüsün yayılma hızı ve maalesef can alma haftaya hızının... Haftaya kritik diyorlar bu anlamda, evet. Arttığı bir dönemdeyiz. Hı. Hatta hani normal bir ortalama artış değil, üstel bir artış yapıyor neredeyse. Yani artarak artıyor. Bu da muhtemelen haftaya biraz daha gündemin daha fazla oraya kaymasını da sağlayacaktır. Peki. Bence. Çok teşekkürler değerlendirmeler için. Evet, ve böylelikle efendim günden kalanları da noktalıyoruz. Hafta sonu iyi hafta sonları dileyelim. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.